Kommagene Krallığı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan ve başkenti Samosata olan küçük bir krallıktı. İlk olarak Asur metinlerinde normalde Asur'un bir müttefiği olan ancak sonunda M.Ö. 708 yılında 2. Sargon altında bir eyalet olarak ilhak edilen Kummuh Krallığı olarak bahsedildi. Ahameniş İmparatorluğu daha sonra M.Ö. 6. yüzyılda Kommagene'yi fethetti ve daha sonra da Büyük İskender M.Ö. 4. yüzyılda bölgeyi fethetti. Büyük İskender İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra bölge, Helenistik Seleukosların bir parçası haline geldi ve Kommagene M.Ö. 163 yıllarında Seleukos İmparatorluğu'nda bir eyalet olarak ortaya çıktı. Belki de Kommagene Krallığı erken Helenistik dönemde Ermenistan Krallığı'nın bir parçasıydı ve muhtemelen Ermenistan'ın fethinden kısa bir süre sonra Seleukos Krallığı'na ilhak edildi. Batıda Kilikya ve kuzeyde Kapadokya ile sınırlanan Helenistik Kommagene Krallığı M.Ö. 162 yılında parçalanmakta olan Seleukos İmparatorluğu'nun bir satrabı olan Ptolemi'nin kendisini bağımsız ilan etmesiyle ortaya çıktı. Ptolemi'nin hanedanı Part kralları ile ilgiliydi. Ancak soyundan gelen 1. Mithridates Callinicus Helenistik kültürü benimsedi ve Suriye Yunan prensesi Laodike ile evlendi. Hanedanı böylece hem Büyük İskender hem de Pers krallarıyla bağları olduğunu iddia edebilirdi. Bu evlilik aynı zamanda Kommagene Krallığı ile Seleukos İmparatorluğu arasındaki barış anlaşmasının bir parçası da olabilir. Bu noktadan sonra Kommagene Krallığı Pers egemenliğinden çok Yunan egemenliğine büründü. Kommagene Krallığı, Sophene Krallığı ile birlikte bölgede Helenistik ve Roma kültürünün aktarımı için önemli bir merkez olarak hizmet verecekti. Ayrıntılar yarım yamalak ama Mithridates Callinicus'un Büyük Tigran döneminde Ermeni egemenliğini kabul ettiği sanılmaktadır. Mithridates ve Thea'nın oğlu Kommagene kralı 1. Antiochus Theos'tu. Antiochus M.Ö. 64 yılında Pontuslu 6. Mithridates'e karşı yaptığı seferler sırasında Romalı general Pompey'in müttefikiydi. Antiochus diplomatik becerileri sayesinde Kommagene'yi Romalılardan bağımsız tutmayı başardı. Milattan sonra 17 yılında Kommagene kralı 3. Antiochus ölünce İmparator Tiberius Kommagene'yi Suriye eyaletine bağladı. Caligula tarafından tahttan indirilen ve 41 yılında Claudius'un tahta çıkmasıyla yeniden tahta getirilen Antiochus, İmparator Vespasianus'un hanedanı devirdiği ve toprakları kesin olarak Suriye'ye ilhak ettiği 72 yılına kadar hüküm sürdü ve Antiochus'un Romalılara baş kaldırmak üzere olduğu iddialarına dayanarak hareket etti. Bu durum Vali Casenius Paetus tarafından bildirildi. Paetus'un Kommagene'ye götürdüğü Legion Ferrata halk tarafından direnişle karşılaşmadı. Antiochus'un oğulları Epiphanes ve Kalenikus'la bir gün süren savaş berabere bitti ve Antiochus teslim oldu. Legion Gallica bölgeyi milattan sonra 73 yılına kadar işgal edecekti. 4. Antiochus'un torunları Anadolu, Yunanistan, İtalya ve Orta Doğu'da refah içinde ve ayrıcalıklı bir şekilde yaşadılar. 4. Antiochus'un soyundan gelenlere bir vasiyet olarak Atina vatandaşları hayırseverlerinden olan torunu Filipo Papason 116 yılındaki ölümü üzerine onuruna bir cenaze anıtı diktiler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.